Ben bir lavaboya gidip geleyim. Sen çay koy, ben bir şeyler hazırlarım. Tamam usta, ben çay koyayım. Bir isim ver. Kim sorumlu? Bana bir isim ver. Neredenmiş? Murat'la Fırat'ı atlatmış. Belli ki yine bir yere baskın yaptı. Ya babam, ben diyorum ki sen bir kere daha konuşsana. Ya nereye gidecekse bizimle gitsin. Ya böyle devam ederse illaki bir gün kendini öldürtecek. Niye bana danışarak mı gidiyor da adam vuruyor? Belli ki seziyor. Ama kimden seziyor, kim bilir? Tak indiriyor. Babam, tamam indirsin de. Ya şimdi rahmetlinin ölümünden sorumlu olan olmayan, adı geçen geçmeyen, kimi duyuyorsa bir aydır indiriyor yani. O gebermişlere acıyacak değilim. Bunca zaman sağlam bir pabucu ezmedi. Peki Hızır Reis bir şey demiyor mu bu duruma? Diyor. Her gün arıyor. Önce sülalesinden başlıyor, sonra ona söyle diyor, bana gelsin diyor. Ama bizimki Nuh diyor, peygamber de diyor. Ama ne biliyorsa gene ele okuyor. O bebe ne olacak bebe? O öksüz bir de yetim mi kalacak babam? Kimsesiz Doğan'a sorduğun soruya bak Tekin. Bize ne olduysa ona da o olacak. Aha da geldi baba. Çay vereyim Alparslan Reis. Seni karanlık bir mahallede görmüşler. Kim görmüş? Nasıl her tarafta kimsesizler var. Biri görmüş işte. Yani? Yani Alparslan Reis, eğer yeni bir adres aldıysan bize söyle, biz halledek, kurbanın olayım. Bu sefer aldığım adres bizim adres. Bizim adres derken? Masadan biri varmış bu işin arkasında. Heh. Bir kurşun sıkmadığın amcanın masası kalmıştı. Reisim, ben derim ki emin olmadan hiçbir şey yapmamak lazım. Öyle değil mi Doğan baba? Yani o masada ben de varım. Sen değilsin. Gördün. Hadi bugün de kefeni yırttık. Tam olarak yırtamayan kim reis? Sincanlılar. Haşmet reisin arkadaşı. Alparslan. O Sincanlılara sıkacaksan bak sana bir tavsiye. Önce Haşmet'e sık. Yoksa bu iş çok su kaldırır. Gerekirse onu da yaparım. Müsaadenizle. O Hızır'ı ara. Ya bu işin aslını öğrensin, ya da savaş çıkmadan kendini vursun. Aynen. Böyle mi diyeyim baba? Bana bir şey olmaz Tekin. Neticede biz kaostan beslenen bir yapıyız. Artık kim kimi vurursa. Ne kadar az adam o kadar az bela. Telefonda mı diyeyim baba bunları? Oğlum o telefondan bende de var. Git kulağına fısılda. Peki babam. Tekin. Tekken söyle. İlyas falan da duymaz. Bu İlyas reis, Behzat reislere söyler diye mi böyle dedim baba? He. Ya bu İlyas iyi çocuk, hoş çocuk. Yani altın gibi. Ama ayarı yok. Çünkü o duyarsa bizimkinden önce savaş çıkarır vallahi. Vallahi çok haklısın babam. Bence de hiç ayarı yok. Heh. Hızır, senin o karın nerededir? Bu uşak bu saatte niye ortalıktadır? Ortalıkta değil ana, kucağımda da. Ben sana ne soruyorum, sen bana ne diyorsun? Bu kadar da bir uşağa bakamayacaksa onun ne diyor? Abi, uyanmış bu güzel bebek. Gel. Gel bakalım. Mama da geldi. Uyumadı ki uyansın. O kucaktan bu kucağa, o kucaktan bu kucağa. İsterse Fırat bunu suşağı. Ver. Ver o uşağı bana. Zeynom benim, gelsen babaannene. Babaanne seni yatırır, yedirir. Mine. Oh mamasını takip et beni. Oy Zeynom benim oy. Benim güzel Zeynom. Alparslan'dan haber yok mu? Müsaade etsen de ben onunla bir konuşsam. Ceylan, seninle bir anlaşma yaptık. Artık işlere karışmayacaksın. Bu iş değil ki. Bu aile meselesi. Sana göre aile meselesi. Ama Alparslan'a göre intikam meselesi. O zaman ne yapacaksan yap. Artık bitsin şu konu. Lütfen. Ne yapayım Ceylan? Her gece yeğenimle mahalle mahalle itabına mı çıkayım? Ne yapayım? Hı? Yani eğer kızını kucağına alırsa biraz rahatlar, sakinleşir demeye çalışıyorum. İşte belki de bu yüzden almıyor. Ne diyeyim? 2 aydır kızının yüzünü görmüyorsun mu diyeyim? Söveyim mi? Sayayım mı? Karısı öldü, karısı. Gözünün önünde. Çocuğu kucağındayken karısı öldü. Ne diyeyim? Söveyim mi? Sayayım mı? Ne diyeyim? Emine, yeğenim bugün hangi odada kalacakmış? Annem aldı Ceylan abladan. İyi. Kapanın elinde kalıyor çocuk. 40 gecede 40 oda değiştirdi bu çocuk. Ömür, ben bile bu evi onun kadar iyi tanımıyorum. Çok seviliyor işte, fena mı? Ya ben sevgiye karşı biri gibi mi görünüyorum? Çocuk daha 4 aylık sabi. Bak, anam, Ceylan abla, abim, sen, Mine, o gündüzki kadroyu saymıyorum bile. Çocuğu top gibi oradan oraya, o kucaktan o kucağa, o kucaktan o kucağa atıp duruyorsunuz. Sen niye hiç kucağına almıyorsun İlyas? Ben çocuğa kıyamadığımdan. Yoksa ben ne diye almayayım yeğenimi? Kucağıma niye almayayım yani? Asıl benim anlamadığım bu Alparslan nasıl böyle durabiliyor ya? Değil mi? Yani insan bir merak eder çocuğunu. Bir görmek ister. Ben her gün video atıyorum. Fotoğrafını çekip gönderiyorum. İyi halt ediyorsun Ömür. Ya bir şey gönderme de çocuğunu özlesin, gelsin görsün. Ben görünce özler, dayanamaz diye düşündüm İlyas. Sen görüşüyor musun Alparslan'la? Konuşmuyoruz. Ben 2 gün önce bunun yanına gittim. Ağzını bıçak açmadı. Seninkini açmıştır herhalde. İlla ki bir şeyler demişsindir. Dedim. Ne dedin? Kızının sana ihtiyacı var. Babaannenin sana ihtiyacı var. Hatta dedim bak, hepimizin sana ihtiyacı var. Eğer yapmadığın bir halt kaldıysa da söyle, biz halledelim. Ama dedim bak, bu çocuğun ne günahı var. Dön evine. Dedim, cevap bile vermedi. Biraz daha sabredelim. Emin ol sabrediyorum, hiç merak etme. Yoksa ben onun kemiklerini kırmıştım çok da. Gerçekten çok sabırlı ve anlayışlısın İlyas. Ha işte tamam, ben de onu söylüyorum. Baba, Tekin geldi. Seninle özel görüşecekmiş. Botanik bahçesine geçti. Alparslan'la ilgili mi konuşacaklarmış? Bilmiyorum ki anne. Bir şey demedi. İlyas amcan nerede? Mutfakta. Şimdi sen amcanın yanına git. Babam Tekin'le konuşuyor de. Biz de meselenin ne olduğunu öğrenmiş olalım. Anne. Dediğimi yap. Hadi. Bu saatte rahatsız ettim. Doğan baba göndermese gelmezdim. Bitmedi, bitmedi. Öldür, öldür bitmedi. Bu sefer kimmiş? Bu sefer kimden ziyade sıradaki kim diye sormak daha doğru bir soru olur sanki reis. Kim? Bu Haşmet reisin kankaları yok mu? Hani sizin masaya oturttuğunuz. Celal Sincanlı. Ne alakası var şimdi onların bu konuyla? Alparslan reis en son bunların ismine ulaşmış. Ulan her ulaştığın ismi vurmaya kalkarsan en son gelir amcanı vurursun. Doğan baba da bu minvalde konuştu reis. Hızır reis bu işin ardını arkasını öğrensin. Yoksa savaş çıkacak diyor. Kimden neyi öğreneyim Tekin? Adamı bu işin arkasında sen mi varsın diyeceğim. O da bana he mi diyecek? Hayırdır Tekin bu saatte? Hayır reis. Bu taraflardan geçiyordum. Reisime bir uğrayayım, bir isteği, bir emri var mı diye sorayım dedim. Dağ başındayız. Nasıl oluyor da buradan geçiyordum? Yeğenin yeni bir hedef bulmuş. Vursun vursun. Canı kim istiyorsa onu vursun. Ne de olsa bizi dinleyen yok. Bu seferki hedefi masadanmış. Kim olur mu? Bu Haşmet reisin kankası yok mu? Sincanlılar. He. İyi de onlar böyle bir şey niye yapsın ya? Kim demiş bunu? Neye göre uydurmuş? Doğan baba diyor ki olabilir. Ardını, arkasını bir soruştursunlar. Ne demek olabilir Tekin? Reis, neticede kimsesizlerden duyumlar geliyor Doğan babaya. Yoksa boşuna demez yani git reislerinle konuş diye. Siz kimseye bir şey söylemeyin. Ben bir araştırayım, öğreneyim. Gerekirse masayı toplar, herkesle konuşuruz. Efendim babacığım. Kız. Allah Allah. Kaza aldı herhalde. Tuzak bu Özdemet. Lütfen sakin ol. Zeyno için bunu yapmamız lazım. Başka şansımız yok. Hadi. Hadi. Özlem! Özlem! Özlem hadi! Alparslan! Özlem! Özlem! Gitti canımın cananı, aile canım. Vayle canım, canım, beni bıraktı yaralı mihri canım, vayle canım, canım, beni bıraktı yaralı mihri canım, vayle canım, canım. Ben bu dertten ölür isem aile canım, vayle canım, oy canım. Kimler yazsın fermanımı, mihri canım, vayle canım. Oh, Günaydın reis. Amcan geldi. Diyeceğim o. Yolumuz yol değil. Tamam, yolumuz yok. Amacımız yok. Hedefimiz yok. Neye göre yok? Zalimle mücadele etmek bir yoldur. Zulmü bitirmek de amaç. Doğru. Doğru. Adam yok, adam. Diyeceksin ki şimdi sende de mi yok? Yok. Adam gibi adam yok. Ha, çağırayım birini, sorayım bakayım. Hani diyeyim, 5 dakika adam ol. Hemen ne diyecek biliyor musun? Kaç dakikam kaldı? Hele hele. De daha ne diyeceksin? Tekin de sana haber gönderdi. Ne yaptın? Yani önünü, arkasını falan soruşturdun mu? Şey ettin mi? Cihan'ı yolladım Sincanlılarla görüşmeye. Ne yani? Adam haklısınız, bu işin arkasında ben varım mı diyecek zannediyorsun. Ben herkesten araştırmamı yapayım. Sonra yüzüne söylerim. Ne diyecek görürüz akşama. Sezai'ye akşam gelecek mi? Sen ona yeter ki düşman vardı. Koşa koşa gelir. Doğrudur, gelir. Hoş geldin amca. Ben gene de bir bakayım. Etrafta belki bir böyle adam gibi bir adam kalmıştır. Akşam toplantımız var. Ben toplantılara katılmayacağımı İlyas amcama söyledim. O hasım, bu hasım diye ortaya laf atıp toplantıya gelmemek olmaz yeğenim. Ne diyeceksen, kimden ne duyduysan oraya geleceksin. Herkesin içinde, herkesin yüzüne bakıp söyleyeceksin. Amca, benim yaptıklarım ya da yapacaklarım ne seni ne de İlyas amcamı bağlasın istemem. Öyle mi? 40 günde 12 tane adam öldürdün. Öldürdüklerin olsun. Öldürdüklerinde bıraktığın izler olsun. Amcanı da, beni de, sülalemizi de zaten bağladı. Ne sanıyorsun? Böyle saç sakal bırakıp kafana da bir şey geçirdiğinde görünmez, tanınmaz olduğunu mu zannediyorsun? Eve git. Toparlan, kendine çeki düzen ver. Akşam toplantımız var. Sana diyorum. Peki amca. Cihan abi, hoş geldin. Buyur abi. Gel abi, buyur. Haberler kötü Yavuz. Hayırdır, ne oldu ki? Alparslan dün gece bir yerleri basmış. Sizin adamlardan birini konuşturmuş. Benim adımı vermişler mi? Hızır'dan anladığım Sincanlılar demiş konuşan. Ne yapacağız Cihan abi? Babana bağlı. Buyur Cihan'cığım. Rahatsız olma. Bir şey ikram etmedin mi Cihan abine? Şu anda çayın kahvenin sırası değil Celal ağa. Biraz sıkıntı var. Neymiş o? Cihan abi, müsaade edersen ben babama kısaca izah edeyim durumu. Baba, bu Alparslan'ın karısı öldürüldü ya. O işin içinde bizim çocuklardan birkaçına rastlanmış. Nasıl bizim çocuklar Yavuz? Ya bu bir işim vardı benim Yaman Korkmazlarla. Sağ olsun halletti. O da benim biraz işlerim var deyince ben de adam gönderdim. Ama ne için olduğunu bilmiyordum. Lan senin Yaman Korkmaz'la ne işin olur? Celal ağa, şu anda mesele kimin kimle ne işi olduğu değil. Hızır akşama toplantı koydu. O toplantıda bunun izahı sorulacaktır. Akşama kadar bir hal çaresine bakın. Yoksa masayı biliyorsun. Bana müsaade. Cihan abini uğurla. Gel. Tamam baba. Cihan abi, babam benim sırtımı yere vermez. Peki sen benim arkamda durur musun? Baban senin sırtını yere vermezse sonucun ne olacağını biliyorsun değil mi Yavuz? Hızır'a senin bu konuyla alakan olmadığını, hatta bu yanlış işi bana ikrar ettiğini toplantıdan önce açıklamam lazım. Yaşayabilmen için. Baba. Ah. Senin neyin var? Yok bir şey kızım. Abim gitti mi? Yok. Burada. Akşama işiniz yoksa misafir ağırlayalım diyecektim. Haşmet abiyle eşini davet ederiz. Ne dersin? Bu akşam toplantımız var kızım. Başka bir zaman. Peki. Abinle biraz konuşacaklarım var. Bize müsaade et. Kötü bir şey yok değil mi? Yok kızım bir şey, merak etme. Her zamanki iş mevzuları işte. Peki. Seni bu işe kim ne vaat ederek soktu Yavuz? Benimle açık konuş. Dediğim gibi ben işin ne olduğunu bilmiyordum. Bu yalanlar seni yaşatmaz oğlum. Gerçi doğru seni ne kadar yaşatır, o da ayrı bir mesele. Bir tek kendi hayatınla oynamadın bu sefer. Ailemizin şerefiyle, haysiyetiyle de oynadın. Ben Cihan abiye de söyledim. Bak gerekirse herkesin karşısına çıkarım, yaptığım hatayı anlatırım. Sana da, ailemize de, şerefimize de laf getirmem ben. Şu bacın kadar delikanlı olsaydın zaten bunu yapmazdın. Bu saatten sonra ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Yıkıl şimdi karşımdan. Alparslan kimin ismini öğrenmiş? Ne diye gizem yapıyorsun İlyas? Benim bir gizem yaptığım falan yok Haşmet abi. Henüz detaylara hakim değilim. Abim belli ki akşam anlatacak ki toplantı koyuyor. Abin kimin olduğundan eminse ne diye toplantı yapıyorsun? Hızır'ı bilmiyor musun Haşmet? O göz göze bakar. Belli ki Rafet'in gözlerine bakacak. Eğer Rafet olsaydı Alparslan 50 kere öldürmüştü abi. Alparslan kibar çocuktur. Bana olan saygısından yapmamıştır. Ya ne alakası var tipi? Belli ki Tufan'ın aramıza soktuğu o İdris denen adam. Alparslan'ı sıkmamasından da belli ki yine Tufan, Karadeniz, hemşericilik, aman kan davası çıkmasın. Onun oğlu Kaya var ya abi. Su katılmamış bir lavuk. Yok yok, ben o çocuğu tanırım. Adı gibi sağlamdır. Sen de çok adam tanırmış gibi konuşuyorsun tipi abi. Yani ne buldun bu taşta anlamadım. Sizin nasıl bir ortak yönünüz var ki ikinizin yani? İkisi de taş kafa. Ondan iyi anlaşıyorlar. Neyse. Abi neyse, ben sizi buraya kadar yordum ki önceden bir bilginiz olsun. Akşam da tatlı yemeğe buluşmuştuk zannedilmesin. Çünkü konu gayet tatsız bir konu. O Alparslan Doğan babanın yanına gitmişti. Konuyla ilgili bir şey dememiş mi Doğan baba? Demiş mi babası bir şey? Ona göre masada hareket edecekmiş. Anladığım kadarıyla demiş. Tamam. Doğan baba demişse doğrudur. Kimse gidelim gereğini yapalım yani. Konuyu daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. O masada babam bir gün haksız olur elbet. Behzat efendi. O zaman uzatmam. Gereğini yaparım Doğan babana. Kıskançlığından böyle söylüyor Behzat. Sen onu aldırma. Yoksa kötü niyetinden değil yani. Burada sizle oturan da kabahat. Tipi abi. Bu Haşmet abim bir süredir gergin görünüyor. Diyorum ki senin ablanla aralarında bir sorun mu var acaba? Onun ablamla ne gibi bir sorun olabilir Behzat? Beni bilirsin. Boğarım onu. Hızır. Her ne kadar Yavuz babasını satmadıysa da benim anladığım Celal bu işin içerisinde. Neden? Tam olarak neden? Yaman Korkmaz'a yakasını kaptırmış belli ki. O da herkesi peşinden sürüklediği gibi Celal'i de sürüklemiş anladığım. Ama yanlış anlama, bunların hepsi varsayım. Ben şimdi sadece bir varsayımla mı çıkacağım adamın karşısına? Bana bir şey söyle Cihan. Ne de olsa oğlu. Senin de oğlun var Hızır. Babasının ölümüne sebep olacak bir şeyi açık açık söyleyebilir mi? Sen bu Yavuz'a ne kadar güveniyorsun? Babasından daha çok diyebilirim. Bugün itibariyle. Hızır, bu Haşmet bir olay çıkarmasın. Neticede Celal onun kefaletinde. Böyle bir şerefsizi masama oturtmuş. Bir de sesini mi çıkaracak? Tabii, haklısın. Benim yapabileceğim başka bir şey var mı? Dediğim gibi, varsayımla konuşmak istemem. Sen akşama kadar şu Yaman Korkmaz cephesinden bir şeyler öğrenmeye çalış. Tamam. Bırak şu kızın yakasını kocam. 3 defa uyandırdın. Ya çocuk bu Hatice'm, gene uyur. Akşam dayılardan bana sıra gelmiyor. Bırak seveyim. Ay. Sevme kocam, sevme. Sevme, bırak. Bir kişi de sevmesin. Belli ki sevmeyen biri var. Malum ortada yok. Tövbe tövbe. Babası sevmiyor da sen mi seviyorsun yani? Hatice, bunun işi gücü yok mudur? Gelmiş karıların arasında oturayım. Yok teyzem, dayıların akşam toplantısı var. Akşama kadar işim yok, akşam giderim. Alparslan'da toplantıya katılacak mıymış enişte? Bir haberin var mı? Yok, katılmaz, katılamaz. Yani o bu kafayla zaten hiçbir şeye katılamaz. Durumu pek iyi değilmiş. Tekin söyledi. Ömür, abinle ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Ne gibi abla? Bu aralar bir tuhaf sanki. Alışamadım mı? Her zamanki halleri. Sana her zamankinden daha bir tuhaf diyorum işte. Behzat'la konuştun mu? Sordum. O da senin gibi abime hep tuhaf dedi çıktı. Benim konuşmamı ister misin? Bana konuşmuyor, sana ne konuşacak diyeceğim ama... Valla ki denk gelirsen... Bir ağzını ara bakalım. Tamam, merak etme abla. Aslan mı? Vallahi yok. Hoş geldin abi. Hoş geldin Alparslan abi. Neye ettin geldin Alparslan? Çok özlemiştik seni. Herkes salonda. Ben üstümü değiştirip çıkacağım. Hele gel içeri Alparslan. Babaanne benim acelem var amcam. Amcamın yanına gideceğim. Acele şeytandandır. Amcandan değildir. Hadi gel. Gel otur. Zeyno bak babiş gelmiş. Yeğenim ben seni toplantıya götürürüm. Sen hiç acele etme. Ben seni yetiştiririm. Özledik biz seni. Bak kızım da özledi. Ceylan. Uşağa mamasını hazırlayalım. Babasının elinden yesin. Çok iyi fikir. bizim kimsesizlerin de düşüncesi o, doğrudur. Bu suikastın içinde Sincanlı ailesi var. Ama bu Yaman Korkmaz hangisine iş çeviriyor, orası bizim için meçhul. Eğer oğlu işin içinde olsaydı açık verirdi. Yavuz o kadar profesyonel biri değil. Belli ki Korkmazlar mecburiyetten işin içine Celal'i dahil etmiş. Ve bunda da sen haklısın. Yani bu oğlan bu kadar profesyonel bir işi yapamaz diye düşünüyorum. Ya birisi bu oğlanı gizledi ya da Celal seni sattı Hızır. Ne karşılığında? Ya abi adam az sonra gelecek, soracağız. Bak İlyas, doğru bir şey söylüyor. Birazdan gelirler, sen onlara sorarsın da gel eden ne yapacaksın? Neyi kastettin? Bu suikastın arkasında Yaman Korkmaz var. Sokakta tetikçi mi yok? Ayrıca niye bu masanın adamını bu işe bulaştırdı? Belli ki bu adam sana gel yapıyor. O kısma daha gelmedik baba Doğan. Ama madem bana gel yapıyor, gideceğim. Ama önce cevap vermem lazım. Benim içimdeki adamla bana ayar veriyorsan, önce ona, sonra da sana hesap sorarım diye. Ben diyeceğimi baştan diyeyim. Kimse darılıp gücenmesin. Bu heriflerle yan yana gelmeyin. Misal geldiler, beni öldürdüler. Ben hakkımı helal ederim. Yeter ki benim cenazeme bile gelmesinler. Kusura bakma Doğan baba. Eğer birisi bize bulaşıyorsa yapacak bir şey yok. Bu adam masamızda oturan biri de olsa, sokaklarda hırsızın, uğursuzun başı da olsa, bizim üstümüze düşen bu pisliği temizlemek. Ben Doğan Bey'e katılıyorum. Eğer Celal gerçekten bir pisliğe bulaşmışsa, gitsin kendi pisliğini kendisi temizlesin. Yaman Korkmaz'la o dalaşsın. Yani... Merhaba Haşmet. Merhaba Celal. Ne yapıyorsun Yavuz? Oo, iyi Behzat reis. Ne o imalı reis falan? Yok bir şey. Canım sıkkın o kadar. Çok da umurumdaydı. Tekin. Buyur reis. Doğan baba yukarıda mı? Yukarıda reis, ben getirdim. Bu Alparslan konusu ne ayak? Doğan baba emin mi mevzudan? Vallahi emin gibi konuştu reis. Ya zaten detayları size yukarıda anlatır herhalde. Biliyorum. Yukarı çıkmadan bileceğim var mı diye soruyorum. Yok reis. Yapın. Gerekli gereksiz gizem yapın. Uğradın mı? Durumu nasıl? Durumu hiç iyi değil. İstersen yine ben ilgilenmeye devam edeyim. Ama artık son günleri. Yine de sen bilirsin. Eyvallah Ceylan. Sen yapacağını fazlasıyla yaptın. Bu saatten sonrası bana düşer. Öyle fiskosuna konuşuyorsunuz Haşmet. Seni ilgilendirseydi sessiz konuşurduk. Baba ben niye burada bekliyorum? Bir işim mi var? Yok da niye burada boş boş bekliyoruz onu anlamadım. İşte İsa burada. Siz Tufan abimle dönerseniz. Belki beni öldürürler. Sen de benim yerime oturursun diye burada bekliyorsun. İstersen git. Seni kim nereye öldürüyor ya? Ya uşağım. Usul var, erken var da. Ya kuralları biz uydurmadık ki. Hakikaten kim uydurdu Tufan abi? Ya kim uydurduysa uydurdu. Bu uşak da merakından ölecek ha. Ya Tufan, bu an neden cevap veriyorsun? Herkes içeride mi? Bir tek Alparslan reis yok. O da yoldaymış. Geliyor mu Alparslan abi? Mevzu neymiş? Vallahi seni ilgilendirse sen de yukarıda olurdun Kaya. Neyse. Sizinle şoför muhabbeti yapmanın anlamı yok. Ne haber Yavuz? İyidir. Senden? İyi. Aklınca ben veliahtım. Muhatabım değilsiniz diye. Bilmiyor ki babası İdris reis. Abını gömmeden ölmez. Nasıl durum enişte? Berbat Tekin, berbat. Nasıl berbat? Konuşmuyor işte. Neyse ki eve geldi de kendine biraz çekidüzen verdi. Hey, hadi hayırlısı. Hoş geldin kuzen. Üzerinde başka yok. Değil mi kuzen? Arayacak mısın? Yok dersen aramayacağım. Yok. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Madem cemaat toplandı, ben diyeceğimi diyeyim. Bu alemde yalancının mumu yatsıya kalmaz. Belli ki içimizde yalan söyleyen biri ya da birileri var. Hele de biz buraya niye toplandık? Kim için? De ki anlayalım. Nasıl bilirdiniz sorusuna ne diyeceğimizi bilebilelim. Eyvallah. Bildiğiniz gibi ailemizin başına gelen büyük felaketin faillerinin peşindeyiz. Aile olarak bu konuyla ilgili herkesten fikir istedik, herkesin görüşüne başvurduk. Ki bir bildiği, duyduğu herhangi bir şey olan varsa anlatsın diye. Ama maalesef dün gece yeni bir şey öğrendik. Öyle değil mi Alparslan? Evet. Hepiniz yaşadığım kötü süreci biliyorsunuz. Muhakkak ki bu masada oturan herkes sevdiği birini kaybetmiştir. Yasını tutmuştur, intikamını almıştır. Ben de bana yapılan bu kumpasın 2 aydır ardını arkasını araştırıyorum. Dün gece uzun zamandır peşinde olduğum birine ulaştım. Onu öldürmeden önce bana bu masada oturan birinin ismini verdi. Dediğin gibi acı çektik, yas tuttuk, intikam da aldık. Ama herhangi birinin verdiği bir isimle dostlarımızı, yakınlarımızı itham etmedim. Bilirsin aynı durumdan ben de muzdarip oldum. Ama aramızda yaraladığın kimse yok ki senin için birileri böyle bir şey düşünsün. Açıkçası ölmek üzere olan 2 paralık bir tetikçinin verdiği isim benim için bir şey ifade etmiş. Yani darılmaca, gücenmece olmaz. Tamam da Tufan, Alparslan da sırf birinden bir şey duydu diye kalkıp başka birini itham edecek bir adam değil. İhanetin belgesi mi olur tipi? Olur Rafet. Bazı yüzler belge gibidir. Sıfatına bakınca anlarsın. Neyse. İhanetin belgesi olmasa da abim bu konuyu araştırmak üzere Cihan Bey'i görevlendirdi. Evet Cihan, seni dinliyoruz. Belli ki bu konu hakkında bir şeye ulaşmışsın ki hepimiz burada toplandık. Şöyle ifade edeyim. Hızır Reis ve Alparslan'ın Dahlan'ın ekibine bitirmesi üstüne Çakırbeyli ailesine ve Alparslan'a dair bir suikast emri verilmiş. Bu emir sokaklardan birilerine taşere edilmiş. Alparslan'ın 2 aydır öldürdüğü ekip bu tetikçiler. Burada söz konusu olan, onlarla teması olan aile Celal Ağa'nın ailesi. Kim diyormuş bunu ya? Haşmet. Kimin ne dediğinin önemi yok. Celal burada. Bir cevap verecektir illaki. Sen neden lafa atlıyorsun? Atlıyorum. Çünkü olacak iş var, olmayacak iş var İdris Reis. Bizim 20 yıldır tanıdığımız bir aileden bahsediyorsunuz. Konuşsana Celal. Evet Celal Bey, seni dinliyoruz. Benim aile olarak ne bu masaya ne de bu masanın haricindeki eşime, dostuma, yakınıma ihanetim söz konusu bile olamaz. Ama aldığınız duyum doğrudur. Nasıl doğrudur? Bu taşere edilen işe bilgileri de olmasa benim adamlarım bir şekilde bulaştırılmış. Kim tarafından bulaştırılmış Celal? Yaman Korkmaz. Senin o itle nasıl bir işin olur Celal? Biz de ona birkaç iş taşere etmiştik zamanında, adımız geçmesin diye. Şimdi sorması ayıp. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bu Yaman Korkmaz'ın adamları ile senin nasıl bir işin olabilir? Ya şimdi bunun ne önemi var Doğan? Ne demek ne önemi olabilir? Bu herif her tür melanetin içinde olan, bak buradaki herhangi bir arkadaşımızın yanına bile oturmak istemeyeceği bir mikrop. Hatta mikrobun yuvası. Neyse ne. İş yaptığım adamları size soracak değilim. Bizi sıktırıyorsan soracaksın. Dedim ya, bu konu iznim dahilinde değildi. Kimin izni ya da bilgisi dahilindeydi? Mesela oğlun Yavuz bilgisi dahilinde izin vermiş olabilir mi? Oğlumun haberi yok. Ya Celal Ağa, bu Yavuz belki de bilip bilmeden Korkmazlara bulaşmış olmasın? Dedim ya, Yavuz'un hiçbir ilgisi yok. Hızır. Şimdi bu konu hakkında aceleyle yanlış bir karar vermeyelim. Sonuçta Celal benim kefaletimle masada oturuyor. Eğer bir yanlış yapmışsa masa adına gerekeni yapmak bana düşer. Eğer biri masaya ihanet etmişse arkasında olmak istemezsin Haşmet. Belli ki aramıza bir hain oturtmuşsun. Bunun için bizim sana bir vefa borcumuz yok. Tam tersi, senin bize bir özür borcun var. Ya haklısın Tipe ağa. Ya abimin söylemek istediği konuyu etraflıca öğrenmek için kısa bir mühlet. Madem Haşmet olayı araştırıp bir sonuca varmak istiyor, benim için uygundur. Eyvallah Hızır. benim için uygun değil. Babanı öldürdüm. Gidip yerine oturabilirsin. Hoş geldiniz. Ya... Babam nerede? Kötü bir şey mi oldu? Sabah da canı sıkkındı zaten. Maalesef. Ama maalesef ne? Maalesef masada bir tartışma çıkmış. Hızır'la babam arasında. Babam yanlış bir iş yapmış. O da masaya ihanet sayılmış işte. Sonra? Ya sana diyorum Yavuz, cevap ver. Babamı kaybettik. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ha? Ne anlatıyorsun sen? Ne demek babamı kaybettik? Babamı öldürdüler. Babamı öldürdüler. Haşmet abi yok muydun? Sen neredeydin? Herkes oradaydı. O masanın kuralı bu. İhanet eden ölüyor. Babamızı öldürdüler. Sen de o masanın kuralı bu saçmalıklarıyla karşımda oturuyorsun, öyle mi? Senin iyiliğin için yapılması gerekeni yaptım ben. Aksi takdirde ihanet edenin ailesini de öldürüyor bunlar. Ben babamın intikamını her türlü alacağım. Abine güven sen. Sadece biraz zamana ihtiyacım var, o kadar. güveniyorum ya. Anlatsana bana bir. He? Nasıl alacaksın babamın intikamını? Dinliyorum, hadi anlat. Babamın yerine masaya ben oturacağım. Cihan abi öyle söyledi. Fırsatı gelince de gerekeni yapacağım, emin ol. Babamızın katilleriyle aynı masada oturacaksın. Ve hani böyle bir fırsat gelirse de intikamını alacaksın, öyle mi? Başka bir seçeneğimiz yok kızım. Artık bu aileyi, bu evi ben yönetiyorum. Ne diyorsam öyle olacak. Sen yasını tut, zamanını bekle. Emin ol, güven bana. Yazıklar olsun sana. Sen bir kere bile babam için bir şey yapmadın. Bugün de dahil. Yazıklar olsun. Nerede babam? Neredeymiş o? Az önce eve girmiş. Abi biz de gitseydik ya, en azından konuşurduk yani. Ne konuşacağım İlyas? Ne konuşacağım? Beni dinleyen mi var? Ben orada bir laf ediyorum. Benim lafımın üstüne laf da etmiyor beyim. Kalkıp sıkıyor. Ben zaten toplantıya gelmesinden şüphelenmiştim. Şüphelenmişmiş. Sen önce belinden silahın nasıl alınıp alınamayacağından şüphelen lan. Ya ben gidiyor zannettim, o yüzden verdim silahını. Odadayız abi. Tamam abi. Behzat abiler aşağıdalarmış, geliyorlarmış. İler derken? Bilmiyorum amca. Al işte. Al. Abi sen zaten biliyorsun da ben gene söyleyeyim bak. Bu adamın 30 yıllık arkadaşıydı. Yani biraz alttan almak gerektiğini düşünüyorum. Seninle Tipi abi gibi düşün. Olur. Her şeyi ben düşüneyim İlyas, olur mu? Siz hiçbir şey düşünmeyin, hiçbir şey yapmayın, sadece sıkın, ha? Abi niye ben sıkmışım gibi davranıyorsun bana? Ben anlamadım ki. Ben de az sonra evime gideceğim. Karıma çocukluk arkadaşının babasını öldürdüğümüzü açıklamak zorunda kalacağım. Yani benim durumum da senden farklı değil yani. Az önce beraberdik Haşmet. Ne söyleyeceksen orada söyleseydin. Milletin içinde ağzıma geleni söylemeyeyim diye buraya geldim. Neticede akrabayız Hızır. İyi. Söyle o zaman. Senin yeğenin olacak o manyak kendi kafasına göre iş yapıyor. Sen de her seferinde onun yanında duruyorsun. Karısı öldü de, karısı. Benim de karım öldü. Senin de karın öldü. Öyle manyak gibi ortalığa çıkıp ona buna sıkmadık. Bilir bilmez. Senin arkadaşın dediğin adam itiraf etmedi mi? Ha, sırf seni ezmemek için mühlet verdim. Alparslan benim ezdi. Yoksa hepimizi mi ezdi? Hepimizi ezdi abi. Hızır, Alparslan için ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapayım, yeğenime mi sıkayım? Sen sıkmazsan ben sıkarım! Ne sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Limon mu sıkıyorsun lan? Bu işin bir yaptırımı olacak Hızır. İndir o parmağını. Abi, bir otursak, soluklansak. Hani sakin sakin konuşsak, ha? Haşmet abi, böyle bağırışarak olmuyor abi. Oturun konuşalım. Senden bir cevap bekliyorum Hızır. Yaptırımın ne olacak? Yavuz masaya oturacak. Kan davası da güdülmeyecek. Alparslan'a ne yapmayı düşünüyorsun? İlyas. Efendim abi. Git ona söyle. Bugünden itibaren masadan atıldı. Söylediklerimin dışında şeyler yapmaya devam ederse aileden de atılacak. Peki abi. Bu mu yani? Ya abi... Anladık, seni kesmiyor. Ama Alparslan yaşamak istemiyor. Yani ölmek isteyen bir adama ne yapsam boş. İyi. Bundan sonra onu masada görmeyeceğim. Hatta mümkünse uzun bir süre gözüme gözükmesin. Tamam abi. Bunları da söylerim. Haşmet. Bu arada masama ihanet eden bir adam oturttun. Ben senin yerinde olsam biraz daha alt perdeden konuşurum. Hızır. Adam ihanet etmedi. Adamın itleri... Yaman Korkmaz denilen çakalla birlikte iş çevirmişler. Eğer öldürmeseydiniz... biz de onların üstüne iş çevirirdik. O konuya gelince ikiniz... gidip o Korkmazlarla görüşeceksiniz. Bu işin içinde kim var? Ardında kim var? Başka kimler var öğreneceksiniz. Eğer... bizimle çatışmak istiyorlarsa savaşa hazır olduğumuzu söyleyip geleceksiniz. Hızır abi gidelim de. Yani abimin az önce de belirttiği gibi bunlar çakallar. Hani birbirinin leşini bile yiyecek adamlar bunlar. Sen tanıyor musun bunları? Yaman'ı tanımıyorum da bunun bir abisi var, Derman. Ben onu tanıyorum. Cezaevinde. Etkili bir tip. İyi tamam. Gelmek istemiyorsan ben tek başıma giderim. Yok yok ben geleyim kanka. Sonra sen kendini mendini öldürtürsün yani. Gerek yok. Sağ ol. Abi müsaaden olursa malum. Ben de anneme gelemeyeceğimizi söyleyeyim. Haşmet'in en yakın arkadaşı, can dostu enişte. Sen neden bahsediyorsun? Ya vallahi abla ben olanı anlatıyorum. Ya bir yer silah sesi duyduk. Sonra Alparslan aşağı indi, ben öldürdüm dedi. Ve yol boyunca da başka hiçbir şey söylemedi. Niye yapmış peki? Hatice'm, Alparslan'a kim, nasıl bir şey sorsun. Hızır izin vermiş mi bu Alparslan'ın ettiğine? Verse eve gelirdi. Belli ki Alparslan Hızır'dan habersiz yapmış. Bak Emine Hanım, korkarım ki bu iş herkesi birbirine düşürür. Sen onun tarafını toparla. Ceylan da bu tarafı toparlasın. Bu durumu Ömür'e kim söyleyecek peki? Ne bakıyorsunuz? Bilmiyor musunuz ki ben karı koca arasına girmem. O ada kocası desin ne diyecekse. Teyzem doğru söylüyor Hatice. Sen de bu olaya dahil olma, biz ortada kalmayalım. Koşarak buraya yetiştirmeye geldiğini kimse tahmin etmiyor zaten, değil mi kocam? Hı. Eder değil mi? O saat de çok geç olmuş. Teyzem, biz müsaade isteyelim. Hadi Hatice'm, hadi karım. Kalk evimize gidelim. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Müsait misin? Evet. Mamasını hazırlayacağım Zeyno'nun. Belli ki karnı acıktı. Senin yanında kalsın. Teyzem nerede? Aşağıdalar. Ama şimdi oraya götürmeyeyim. Uykusu da almasın. Ben hemen geliyorum. Zeyno. Güzel kızım. Sana iyi bir baba olamayacağım için özür dilerim. Yanında olamayacağım için özür dilerim. Umarım bir gün beni affedersin. Hoş geldin hayatım. Pek hoş gelmedim de. Hoş bulduk diyeyim adetten. Ne oldu yine? O enişte getirmedi mi Alparslan'ı buraya? Evet getirdi. Az önce Hatice ablayla çıkmışlar. Hı. Ve hiçbir şey anlatmadı yani öyle mi? Yani anlattıysa da ben yukarıdaydım diyelim. Ulan bir kere de iyi bir şey yap da doğru kişiye taşı lafı. Üstümüzden büyük al. Ne oldu ki? Gel hayatım, gel. Gel, otur biraz konuşalım sen. Bırak o kendi kendine soğur. Mevzu biraz uzun. Tamam da çocuk aç İlyas. Ne anlatacaksan, kısaca anlatırsan sevinirim. O zaman şöyle söyleyeyim. Senin bu çocukluk arkadaşın var. Bahar. Ha, işte onun babası var ya, Celal. Evet, var. Ha. Yok artık o adam işte, yok. Nasıl yok? Sizlere ömür. Öldü. Ne demek öldü? Nasıl öldü İlyas? Bir şunu doğru düzgün anlatır mısın? Kısaca söyleyeyim o zaman. Alparslan adama masada sıktı. Neden böyle bir şey yapsın? Özlem'in ölümüne karışmış istemeden Celal. Celal abi. Haşmet abinin en yakın arkadaşı. Kızı da benim. Onu iyi tanırız. O böyle bir şey yapmış olamaz. Ha işte abin de abimin üstünde yürürken aynen bunları söyledi. Ama olan oldu işte. Celal öldü. Oğlu masaya oturdu. Alparslan da masadan kovuldu. Alparslan nerede? Nerede o? Ben gideyim ona da söyleyeyim bunları. Sen de çocuğun karnını doyursun. Belli ki Hızır amcamdan ferman getirdim. Öyle. Bundan sonra masada yoksun. Herhangi bir şekilde işlerin içinde de olmayacaksın. Bu emri dinlemezsen ailede de olmayacaksın. Dediklerimi anladın mı yeğenim? Bunu duymam lazım Alparslan. Anladım İlyas amcam. Yokum. Artık yokum ben. Ben bunu bırakıp çıkacağım. Ömür. Oturur musun? Şu an konuşmak istemiyorum. Ben konuşacağım. Ben yetim ve öksüz büyüdüm. Annem yoktu. Babam ölmüştü. Amcamla yengem baktılar bana. Çok da iyi baktılar. Kendi evlatlarımdan daha çok sevdiler. Kendilerinden bile daha çok kayırdılar. Sizin de Zeyno'ya öyle bakacağınızdan şüphem yok. Zeyno artık sizin evladınız. Nereye gidiyorsan beraber gidelim. Hadi. Pes et. Bırak sevenlerini. Bırak sevdiklerini. Bırak anne bile diyemeyecek bir çocuğu babasız. Hadi. Nereye gidiyorsan ben de geliyorum. Eyvallah. Baba. Hı. Behzat Reis, İlyas Reis'le beraber bu Yaman Korkmazların mahallesine gidiyorlarmış. Hı. Peki nasıl çıkıyormuş? Onu sordun mu? Yok, onu sormadım da. Ya bu Behzat Reis'in mevzuyu sana duyurmasından benim anladığım, oradan çıkmak için bunlar sana güveniyorlar ha. Ya bu kimsesizlerle bir destek atmak gerekebilir diye düşünüyorum ben. Oğlum bunlar benim cenazeme gelsinler istemiyorum. Bizimkiler kendi ayaklarıyla gidip cenazelerini veriyorlar. Yani böyle. Ya Rabbim. Yani ne diyeyim ben şimdi? İyi bilirdik de. Ne diyeceğimiş? Murat, Fırat. Buyur baba. Buyur babam. Oğlum bu Korkmazların mahallesine bir gidin. Bizim kimsesizlerden kimse varsa onlara haber salın. Tedbir amaçlı önlem alalım. Çünkü bu mahalleye bu ara giriş çıkış biraz çok olacak gibi geliyor. Bakalım. Tamam baba. Tamam baba. şey bizi takip ediyor diyeceğim ama. Allah Allah. Nasıl bir şey enişte? Böyle UFO gibi bir şey. Yine televizyon açık mıydı enişte? Ya Hakan, tepemizde bir şey uçuyor diyorum. Federallerdir enişte, federaller. Burası da başka bir eyalet sayılır sonuçta. Beni polisiye izlemiş. Hayırdır birader? Ne arıyorsunuz bu mahallede? Bir arkadaşı ziyarete geldik. Kimmiş o? Yaman Korkmaz'ı ziyarete geldik. Ben İlyas Çakırbeyli. Yanımdaki arkadaş da Behzat. Paçalı. İyi. Binin arabadan. Biz sizi ona götürürüz. Kardeş. Biz arabayla evine gireceğiz demedik. Siz yerini gösterin, biz kapısının önüne çekeriz. İnin arabadan. Siz burada bekleyin. Problem yok enişte. Siz arabanın başında bekleyin. Malum etraf hırsız dolu. Silahlarınızı arabayı bırakın. Buradaki güvenliğinizden biz sorumluyuz. Bunlara ihtiyaç yok. Federallermiş. Ben size söyledim adamlar bizi takip ediyor diye. Ya belli ki birileri geldiğimize haber vermiş enişte. Şöyle oturun. Abi birazdan gelecek. Ya bunların hiç mi parası yok? Ben bu mevzuyu hiç anlamadım ha. Bu mahalledeki evler balya balya para dolduruyor İlyas. Adamların tarzı bu. Ha böyle bir tane mahalle de değil. Bunun gibi bir sürü mahalleyi kontrol ediyorlar. Bu drone da ne olur ne olmaz baskın olup polis gelirse diye uçuyor. Bizden korktuklarından dolayı değil yani. O zaman enişteyle dalga geçeceğini bunları anlatsaydın ya. Vay vay vay. Kulun istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Bunun için Allahsız diyorlardı. Bak Allah diyor. Senin adına sevindim. Vallahi. Çünkü bir adam parasız olabilir, arabasız olabilir. Evsiz olabilir ama Allahsız olursa ben ona çok acırım. Senin için de her şeye fazla inanıyor diyorlar İlyas. Her duyduğuna inanır mısın? Doğru mu? Doğrudur. Yeter ki o şeyi söyleyen adam, adam olsun. Madem hemen kaynaştınız, ben de hemen konuya gireyim. Malum herkesin bir yoğunluğu var. Celal'in cenazesine mi gideceksiniz? Ne yoğunluğunuz var? Yok, biz genelde öldürdüklerimizin cenazesine katılmıyoruz. Gördün mü bak, bir sürü ortak noktamız var. Biz de katılamıyoruz. Genelde bir ceset olmuyor çünkü. Tamam, ben yine konuya döneyim. Dön Behzat, dön. Senin için de yanar dönerdir diyorlardı. Dön. La öyle. Şimdi Yaman Korkmaz. Biz senin abinle cezaevinden tanışırız. O beni çok iyi bilir. Ama belli ki sen beni hiç bilmiyorsun. Birileri içeride yatarken sen o havayla dışarıda teneffüs ediyorsun. Problem değil. Bizi buraya Hızır Çakırbeyli gönderdi. Şunu sormamız için. İçimizdeki Celal Sincanlı'yı ayartıp Alparslan Çakırbeyli suikastini organize etmişsiniz. Bu doğru mu? Ola ki böyle bir şey yaptıysanız, bunu size kim yaptırttı, amacınız ne? Hızır Çakırbeyli gönderdi ha? O zaman bak şöyle yapalım. Ben seni daha iyi tanımak için burada seninle laflarken İlyas gidip abisini alıp gelsin buraya. Bu sorularınızın cevabını direkt kendisine ben anlatayım. Yanlış anlamayın, sonra o laf ekledi, öbürü çıkardı olmasın diye diyorum. Bizi abim gönderdi dedik ya, sen merak etme. Bizde ekleme çıkarma olmaz. Sen anlat anlatacağını, neyse odur. Sorularınızın cevabını merak ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ediyoruz. Tamam, ben de onu diyorum işte. Siz benim muhatabım değilsiniz. Muhatabım gelsin buraya. Söz, her cevabı vereceğim. İlyas, ara Hızır abi, bununla muhatap olmak istiyormuş, bir sor. Telefon çekmez burada. Git, al onu getir buraya. Ha, gelmek istemiyorsa bir ara ben seni bıraktırırım. Sen git İlyas. Ben de bu arada şu Yaman'ı bir tanıyayım. Yaman, bak benim abimin gelişi bizim gelişimize benzemez. Gidişi hiç kimsenin gidişine benzemez. Benden söylemesi. Ben de bunu merak ediyorum İlyas. Bir gelsin gitsin bakalım. Nasıl geliyor, nasıl gidiyor? Bir rüzgarını görelim değil mi? Sen bilirsin. Tavla oynar mıyız Behzat? Oynamayız. Abi, Behzat abi nerede? Bin arabaya. Behzat'ı beklemeyecek miyiz? Sonra gelip alacağız enişte, bin arabaya. Rehin mi aldılar İlyas? Bir anlat da. Evet enişte, hırsızlar Behzat'ı rehin aldı. Abi, Haşmet dayıya haber versek mi? Karıştırma şimdi Haşmet abi, abime gidiyoruz. Dayı fidanlıktaymış İlyas. Hadi arkadaşlar, hadi. Helva kavurmuştum hanım abla. Alır mıydınız? Çocuklara dağıt. Sen bana bir kahve yap. Orhan'a da söyle hemen yanıma gelsin. Emredersiniz. Başımız sağ olsun hanım abla. Orhan. Emret hanım abla. Hemen şu Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin. Kimse seni fark etmeyecek. Hiç kimse. Nereye gidiyor? Nereden geliyor? Kiminle beraber? Aldığı her nefesten haberin olacak. Peki Yavuz abi? Hiç kimsenin haberi olmayacak. Beni iyice anladın mı? Anladım hanım abla. Ne diyeyim Hızır'ım, öyle bir devir ki soğanın bile mafyası var. Yanlış mı diyorum? Doğru diyorsun. Adımız çıkmış işte. Zaten adın çıksın istememiş miydin bu işe girerken? Nefsinin hoşuna gitmedi mi? Ünlü mafya babası, yeraltı dünyasının namlı kabadayısı Hızır Çakırbeyli olmak. Gitmişti. Gençtik, delikanlıydık ve benim de nefsim var. Ne diyeyim? Gitmişti. Hala delikanlısın. Baksana, 3 ay önce düğün bile yaptın. Onu delikanlılıktan yapmadık. Delikanlımızın boynu bükülmesin diye yaptık. Kötü yaptın demedim Hızır'ım, iyi yaptın. Ceylan bacım, çok adamdan daha adamdır. Merttir. ailenin temel taşıdır. İyi yaptın diyorum. Allah için öyledir. Anam yaşlandı. Ceylan olmazsa o evi kimse toparlayamaz. Ev büyük diye mi? Yoksa içindekiler biraz dağınık diye mi? Sen de taktın eve de. Dağıldık. Bak Hurşit ha burada öldü. Fahri hastanede öldü. Daha toparlayamadan Özlem Alparslan'ın kucağında öldü. Dağıldık. Bir gün sen de öleceksin herkes gibi. Ne götürmeyi düşünüyorsun öbür tarafa? Benim bildiğim öbür tarafa bir şey götüren yok. Yok. Edindiğin şeyi götüremiyorsun. Orası doğrudur. Elim boş, yüzüm kara. Ne götüreyim? Bizim oralarda senin gibi eli boş, yüzü karalar genellikle babaları adına bina yaptırıyor. Sevap için. Kötü bir şey yapmalarından iyidir de. Yaptıkları kötülüklere kefaret değildir. Onu diyorum. Götüremezsin yani. En fazla seni o musalladan alıp götürürler. Sen ne götüreceksin peki? Bana ne verdiyse onu. Ne? Sabır. Götürebileceğim tek şey odur. Belli ki bende sabır yok. Ben de götüreyim. Tövbe et. Kabul olursa onunla gidersin. Bunlar niye 3 kişiler? Behzat abi oradalı koymuşlar baba. Ulan bu şimdi mi söylenir? Biz zaten az sonra oradayız. Söylemene gerek yok dedi. Ne demek adam orada bırakıp gelmek İlyas? Ne yapsaydım abi? Vuruşsa mıydık? Hani biz oraya vuruşmaya gitmemiştik. Adamların gözlerinin içine bakacaktık. Baktık. Adam da dedi ki abin gelsin bir de onun gözlerine bakayım. Müsaadenle Şahin'e. Gördüğün gibi tövbe de nasip işi. Her şey nasip Hızır'ım. Ama ölmeden önce etsen iyi olur. Eli boş gitme. Oba, biz de kalkayarık mı? Sabırlı ol evlat. Acelemiz yok. Hele bir çayımızı içelim. Tamam baba. Kim o? Tekin abi. Abi bence arabaların bagajını doldurmamız lazım. Oradan çıkmamız kolay olmayacak. Abi de bana sorarsan Haşmet abilere de haber verelim. Kalabalık olmakta fayda var. Dayı evin önüne bile sokmuyorlar. Yani mahalleye de almamız lazım. Eğer beraber gidersek bir netice alamayız. Ben de onun için geldim reis. Doğan baba diyor ki mahalleye diledikleri gibi girsinler çıksınlar. Ben gerekli tedbirleri aldım. Nasıl tedbirlermiş bunlar? Yolda anlatır. Hadi. helal olsun vallahi. Kusuruma bakma. Hakkını yedim. Gelmez dedim. Hatta Behzat'ı dahi öldürsem yine de gelmez. Ama geldim. Büyük adamsın Hızır Çakırbeyli. Sadece bana buradan nasıl çıkabileceğini düşünüyorsun. Onu söyle, elini öpeyim. Sonra da sıkayım. Bence sen peşin öp. Hı? Söz. Öpeceğim. Söyle. Öpmezsem namerdim. Öpsen de namersin, öpmesen de namersin. Bak şimdi durduk yere kalbimi kırıyorsun ha. Durduk yere kırmıyorum Yaman. Ben sana 2 tane kardeşimi gönderdim benim sorularımı cevapla diye. Ama belli ki sen bununla yetinmemişsin. Beni de ağırlamak istemişsin. Şimdi şöyle yapalım. Sen benim sorularımı cevapla. Ben de sana buradan nasıl çıkacağımın cevabını vereyim. Bana gereken cevapları verdi Hızır abi. Celal işin içindeymiş. Alparslan'a sıkanlar Dağlan'ın siparişiymiş. Taşeronları da korkmazlarmış. Sadece para için mi yani? Her şey para içindir. İnsan bir şeye tapacak. Bizimki de o. Yaman, ben senin o taptığını elinden alırım. Nasıl alacaksın? Nasıl yapacaksın bunu? Yapınca görürsün. Yürü Behzat. Bir dakika. Daha sorumun cevabını almadım. Buradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun onu soruyorum. Şimdi senin bu mahallede bir sürü evin var değil mi? Mahalle bizim diyelim. O evlerin içinde mücevherler var. Uyuşturucu var. Mallar var. Balya paralar var. Ha? Var. Şimdi o evlerin içine sabahtan beri sizin hırsız bildiğiniz adamlar buzdolaplarını getirdi. Çamaşır makineleri getirdi. Bulaşık makineleri getirdi. Ha? Ve senin adamların da onların içinde ne var diye bakmayı akıl edemedi. Yani demem o ki el mi Yaman, bek mi Yaman? Ben buradan çıktığımda bir düğmeye bastığımda anlarsın. Ben mahalleden çıkana kadar vaktin var. Adamların o evlerdeki bombaları bulursa taptığını kurtarırsın. Blöftü. yavaşça yavaşça. Al kalemi yaz derdimi gülüm yavaşça yavaşça. Narım sevdam oldu öz diyarım. Siz baba Doğan'a gidin teşekkür etmeye. Selim yavaşça yavaşça. Hanım abla, Şile'ye saptı. Evine gidiyor herhalde. Tamam, sen takibi bırak. Fark etmesin seni. Gerisini ben hallederim. ben tükendim Kapıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu hale Kapıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu hale Bahçanda benim şelale Gül tükendi ben tükendim Gül tükendi ben tükendim Ay, Gül tükendi ben tükendim Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Var. Ölmen. Ay. 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 Gam elinden benim zülfü siyahım Peykan değdi sinem Yaralandı gel Hüda hakkı için Ağlatma beni Bugün sevda candan Aralandı gel Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır Yetiş ya Hızır Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, yetiş.